Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör yuvalarını temizlemek için başlatılan operasyonlar sürüyor. Şırnak'ta teröristlerin kurdukları barikat ve tuzakladıkları patlayıcılar top atışlarıyla imha edildi. İmha işlemi sırasında bölgeden dumanlar yükseldi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı il merkezi silah ve patlama sesleriyle yankılandı. Bu arada Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde teröristlerin hain planı suya düştü. Sivil vatandaşların geçtiği güzergahtan güvenlik kuvvetlerine ateş eden teröristler, polislerin de karşılık vererek sivil ölümlerine yol açmasını planlıyordu. Ancak güvenlik kuvvetlerinin duyarlılığı sayesinde teröristlerin beklediği olmadı. Son bilgilere göre dün Şırnak merkezde 7, Hakkari Yüksekova'da 6 ve Mardin Nusaybin'de 4 olmak üzere toplam 17 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgelerinden maalesef şehit haberleri de geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Kazım Esmer dün Antalya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Allahu Ekber. Aynı bölgede askeri zırhlı araçla ekip aracının çarpıştığı kazada iki polis memuru şehit düşmüştü. Şehit emniyet amiri Gaffari Güneş Malatya'da, Turgut İnançsa memleketi Şanlıurfa'da ebediyete uğurlandı. Hakkari Yüksekova'da yaralanan ve 15 gündür tedavi altında bulunan Assubay Nihat Topal'dan da şehadet haberi geldi. Şehit Assubay'ın cenazesi Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi Yalıntaş Mezarlığı'nda binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası defnedildi. Orgeneral Hulusi Akar ise 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı karargahında şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Akar, terör operasyonlarının kararlılıkla süreceğini belirtti. Devletimizin bekasına, milletimizin birlik, beraberlik ve güvenliğine kasteden hainlerin planları, halkımızın, sizlerin sağduyusuyla, devletimizin kararlı duruşuyla ve fedakar ve kahraman silah arkadaşlarımızın büyük emek ve gayretleri sayesinde hedefine ulaşmamıştır, ulaşamayacaktır.